Merhaba değerli TV'den izleyicileri. Bir mahallenin nabzı programı ile sizlerle birlikteyiz. Mahalleleri ve muhtarları, muhtar adaylarını tanıdığınız programın bugünkü konuğu Efeler Zeybek Mahallesi Muhtarı Mehmet Aker. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben öncelikle bu programa beni davet ettiğinizden dolayı TV'den ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İsmim Mehmet Aker. Zeybek Mahallesi muhtarıyım. Evliyim, 4 çocuk babasıyım. 2009 seçimlerinde Aydın 1. Noterliğinden emekliyim. 2009 seçimlerinde muhtar adayı oldum ve seçimleri kazandım. 2009'dan bu tarafa Zeybek Mahallesi'nin muhtarıyım. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum. Onun için ben bu programla, ondan dolayı sizin katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Evet, muhtarım, Zeybek Mahallesi Efeler'in kenar mahallesiydi. Yani uç noktadaydı. Artık gelişe gelişe şehrin ortasında kaldı diyebiliriz. Mahalle sizin göreve başladığınızdan bu yana özellikle çok fazla büyüdü. Yani 2009'dan bu yana mahalle için neler yaptınız diye sorsam. Şimdi ben muhtar olduğumda 600 seçmeni vardı. 6000 seçmenimiz var şu anda. 10 kat büyüdü, evet. 2009'da. Şimdi Zeybek Mahallesi büyüdükçe sorunları çoğalan bir mahalle. Evet. Aydın'ın Güzelhisar Mahallesi'nde, Kurtuluş Mahallesi'nde, merkezi yerleşmiş mahallelerde muhtarlık yapmak çok kolay. Ama yeni gelişmekte olan mahallelerde muhtarlık yapmak çok zor. Niye zor? Çünkü yeni geliştiği için yollar bir taraftan yapılıyor, bir taraftan kazılıyor, bir taraftan, yani her zaman problem, sorun çıkıyor. Sorun çıktığı için merkezde kazılan bir yer ertesi gün hemen yapılıyor. Kenar mahallelerde burada gecikme oluyor. Şimdi gözden uzak olan gönülden de uzak olurmuş diyorlar, yani öyle bir şey var ya. Ondan dolayı kenarlara biraz hizmet geç geliyor. Geç geldiği için de böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii biz bunu sürekli ilgililere, gerek büyükşehire, gerekse yani kimin yetki alanındaysa Efeler Belediyesi'ne sorunlarımızı iletiyoruz. Yapılıyor, yapılmıyor değil ama bazen gecikmeli yapılıyor. Merkeze göre gecikmeli. Mahalle halkına karşı, evet, siz mağdur oluyorsunuz. Ondan dolayı problemler yaşıyoruz. Ben Zeybek Mahallesi bütün sokaklarında emeğim var desem olur yani. Çünkü söylediğim gibi TOKİ konutları yeni yapılmıştı. Benim muhtar olduğum zaman TOKİ'nin camisi yoktu. Yolu yoktu. Okulu yoktu. Alışveriş edebilecekleri bir yer yoktu. Yani bir sosyal aktivitesi yoktu. Ovanın ortasında evler yapılmış. İnsanlara demiş ki biz size ev verdik, buyurun oturun demişler. Gelmişler, oturdular. Evet muhtarım, orada bir yeni mahalle yaratıldı neredeyse. Evet, kaç orada hane var? Büyük bir mahalle. Orası 600 konutluk. Yani 2000'e yakın bir nüfusa sahip. Bir mahalle konumunda TOKİ konutları. Onun için şeye de uzak bir noktada, yerleşim merkezine uzak bir noktada. Onun için sık sık problemler yaşıyoruz. Bu çevrenin de etrafı arazi, zirai, tarım arazileri olduğu için orada da bu şeylerde başka sorunlar yaşıyoruz. Ne sorunlar yaşıyoruz? Misal başıboş köpeklerin o alanlara bırakılıp gitmesini yaşıyoruz. Yani orada bu köpeklerle ilgili problemler yaşıyoruz. Ulaşımla ilgili bazı problemler yaşıyoruz. Şimdi oraya belirli minibüsler geliyor, otobüsler geliyor. Kadıköy minibüsü geçiyor zaman zaman oradan. Sonra 10 numaralı minibüs geliyor TOKİ'ye. Bir de sarı otobüslerden, Kadıköy'den gelen otobüs geçiyor. Onunla ilgili, ama bu yetmiyor yani. Mahalle büyüdükçe yetmiyor. Şimdi sanayi, ikinci, üçüncü sanayi de Zeybek Mahallesi'nin sınırları içerisinde olunca o apayrı bir kendi halinde bir sorun. Çünkü sanayiye girip çıkanlar, herkes gelir sanayiye. Evet, Zeybek Mahallesi'nin, çünkü Zeybek Mahallesi'nin, evet, üst kısmı sanayi. Orada da ayrı bir şeyler oluyor. Onun içerisinde de şeyler var. Bazı kulüpler falan var. Gece kulüpleri var orada. Tabii bunlar ruhsatını almış, her şeyini almış, izinlerini almış, emniyetten, yetkili kurumlardan almış.
çalışıyorlar. Ama bunlarla ilgili bir şikayet geldiğinde biz ilgili mercilere bunu bildiriyoruz. Ama yasalar gereği bunu bildirebiliyoruz. Öbür türlü zaman zaman vatandaştan da bundan dolayı şikayetler geliyor. Muhtarım işte şuradan geçemiyoruz, şuradan şunların yapılması lazım gibi. Şimdi mesela Zeybekler Bulvarı'nın kuzeyine doğru gittiğimizde Müdüroğlu Vinci'nin orada kamyon tamircileri var. Orada vatandaş, bizim çıkış noktamız sanayinin içerisinden olduğu için ailelerimiz oradan geçiyor. Kamyonlar, damperli kamyonlar, her şey sanayinin orada yolun üzerinde. O yolun da orada bölünmesi gerekiyor. Oraya bir tarafında kaldırım var, bir tarafında yok. Diğer tarafında da kaldırım yapılması gerekiyor. Vatandaşın güvenli gidip gelmesini temin etmek için böyle sıkıntılarla da karşı karşıya kalıyoruz. Biz aslında Zeybek Mahallesi, Güneydoğu Otoyol Caddesi üzerinden İzmir yoluna bir çıkış verilmesi lazım. Ben daha önce de bunu sizin programınıza gelmiştim 5 sene önce mi ne? O zaman da aynı şeyi söyledim. Şimdi de bunun, bu yolun açılması için görev yaptığım süre içerisinde de her zaman söyleyeceğim. Yani ben muhtarlık bıraksam da, muhtarlığı bıraktıktan sonra da bunu yapılmazsa dillendirmeye devam edeceğim. Çünkü bizim çıkış noktamız tek ışıklı yolu. Zeybek Mahallesi'nin çıkış noktası bizim kadınlarımız, çocuklarımız, ondan sonra bizim misafir öğrencilerimiz, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi var, Sağlık Meslek Lisesi var, Başak Koleji var, bir tane KYK'ya yurdumuz var. Bizim mahallemize misafir olarak dışarıdan gelen öğrencilerimiz de bizim mahallemizin o yolu kullanıyorlar. Bu çocuklarımızın başına bir hal geldiğinde sorumlu biz olacağız. Yani bizim adımız kötüye çıkacak Zeybek Mahallesi'nin. Onun için ben bütün sorumluları bu bağlamda, yani gerek merkezi yönetimde gerekse büyükşehir bağlamında mutlaka bunun bir çözüm bulunması, bu yolun açılmasını istiyorum ben. Yani ilgililerden, yetkililerden talep ediyorum. Böyle bir sıkıntımız var. Ben tabii bu süre içerisinde neler yaptınız? Ben TOKİ'ndeki okulun ve caminin yapılmasıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı, o zaman Aydın Belediye Başkanı'ydı. Gittim, başkanım bizim TOKİ'de okul yok, cami yok. Ondan sonra yani cenazeyi kaldırmaya cami yok dedim ben. Evet. Ondan sonra bir alışveriş edebilecekleri bir marketleri yok, bir sosyal aktivitesi yok. Ben şimdi ekmeği nereden alacak vatandaş dedim yani. Ovanın ortasında evler. Ben üzerime düşeni yapacağım muhtarım, sen de üzerinize düşeni yapacaksınız dedi. Yerlerin kamulaştırmasını yaptı, başbakanlığı devretti. Başbakanlığın bütçesinden cami ve okulumuz yapıldı. Sonra belediyeye ait bir yer vardı, oraya da market yaptırdık. Orada da market binası yaptırdık. Onu bu ilk kiraya geldiğiniz verdiler. Dönemde artık değil mi? Tabii bunlar benim dönemimde yapıldı. Ben şu bağlamda TOKİ'deki 2000 kişinin oturduğu bir yerde, misal Dalama o zaman beldeydi benim muhtar olduğum zaman, orada lise vardı, ortaokul vardı, ilkokul vardı, pazar vardı. Yani insanların alışveriş yapabilecekleri her şey vardı ama 2000 kişilik bir TOKİ'de hiçbir şey yoktu. Onun için ben TOKİ'de çocuklar başka mahallelere taşımalı olarak, öğrenci olarak başka mahallelere gidiyordu. Sizin 3 tane çocuğunuz var. Şimdi bugün bahseder şey yaparsak, bir servis 1000 lira hesap edersen, 3 tane çocuğun varsa 3000 lira. Senin kapının dibinde okul varken 3000 lira cebin para senin cebine kalmış oluyor. Evet. Ailelerin cebine kalmış oluyor. Bu binaları da verirken evleri dar gelirli ailelere verdiler. Onların hepsini dar gelirli olarak kabul edersen biz ailelere bu konuda bir katkı sunmuş olduk. Yani okulu, camiyi vesaire, alışveriş merkezlerini yaptırmakla biz mahallemizin biraz daha yükünü hafifletmiş olduk. Sonra yolu, TOKİ'nin yolu yoktu. Şimdi Zeybekler Bulvarı dediğimiz yolu, Işıklı Bulvarı'na bağlantı yolunu, o zaman Işıklı araziler, Işıklı yer sahipleri, onların bir kısmıyla ben görüştüm, bir kısmıyla o zaman başkan görüştü. Başkan da yolun Işıklı Bulvarı'nın sağında solunda Mustafa Ancı'na ait araziler vardı. Mustafa Bey de o zaman belediye başkan adayıydı. Özlem Hanım kazandı, Mustafa Bey kaybetti. Ben Mustafa Bey'le görüşeyim dedim. Özlem Hanım hayır dedi, muhtarım ben görüşeyim ondan. Mustafa Bey'le biz beraber yarıştık. Birimiz kazandı, birimiz kaybetti. Nezaketen hem gider bir kahvesini içerim, hem de söylerim beni kırmaz.
müsaade eder dedi. Belediye bir kuruş para ödemeden o Zeybekler Bulvarı'nı açtı. Bulvar olarak tam geniş değil ama şimdi orada imar uygulaması yapıldı. Bu bulvar genişleyecek artık. Evet, şimdi Işıklı Bulvarı ile Kadıköy arasında kalan bulvar Zeybekler Bulvarı. Orası o şekilde açıldı. İnsanların rahatlıkla gidip geleceği bir ortam sağladık yani. Diyorlar ya medeniyet yoldan geçer diye. Bizim evet. yolumuz oldu. Artık insanlar rahatlıkla gidip geldiler, gidip geliyorlar. Sonra mahallenin üst kısmında da rezidanslar yapılmaya başladı. Orada da ayrı sorunlar, problemler çıkmaya başladı. Muhtarım yollarımız bozuk. Şimdi yollarımızı yapılıyor da bir kısmı. Mesela en son Efeler Bulvarımız sıcak asfalt yapıldı Büyükşehir tarafından. Hı hı. Sonra 5. caddemiz minibüslerin, otobüslerin gidip geldiği 5. cadde sıcak asfalt yapıldı. Şu anda da ben bugün aradım yol şube müdürünü. Kadıköy Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmasını başlattılar. Zeybekler Bulvarı'nda Işıklı Bulvarı'na bağlayacaklarını bana söylediler. Bunu kendilerine teyit ettirmek için sordum. Onlar da muhtarım bunu rahatlıkla herkese söyleyebilirsin. Orayı Işıklı Bulvarı'na sıcak asfaltla bağlayacağız dediler. Ondan dolayı da ben mahalle sakinlerime, TOKİ'de oturan mahalle sakinlerime de oranın sıcak asfalt olacağını rahat ve huzurlu bir şekilde gidip geleceklerini söyleyebilirim. Peki muhtarım, şimdi bu asfalt yapılıyor. Işıklı Bulvarı oldukça yoğun olan bir bulvar. Işıklı Bulvarı ile yeni yapılacak olan, sıcak asfalt yapılacak olan Zeybekler Bulvarı'nın kesiştiği noktada bir daha önce kavşak talebiniz vardı. Çünkü çok sorun yaşanabilen, kazaların yaşanabildiği, tehlike arz eden bir bölge orası. Bununla ilgili bir gelişme var mı acaba? Şimdi şeyden gelen, bölge hastanesinden gelen Zeybekler Bulvarı'nın tam TOKİ'ye giriş noktasında okulun karşısında yukarıya orada bir kavşak düzenlemesi yapacak yapan firma. Hı hı. Ondan sonra Zeybekler Bulvarı'nı yukarıya doğru genişleterek Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamına giriyor orası. Hı hı. Orayı Büyükşehir yapacak. Zeybekler Bulvarı'nın Işıklı Bulvarı ile TOKİ arasındaki kısmını Büyükşehir yapacak. Büyükşehir orayı yaparken Zeybekler Bulvarı, Işıklı Bulvarı eskiden Işıklı Bulvarı olarak geçiyor ama bulvar olarak bölünmüş bir yol değil. Şimdi orası bölünmüş yol olarak açacaklar yolu. Bununla ilgili o yolu genişleteceğiz. Yolun altında imar uygulaması yapıldığından dolayı bizim önümüzde bir sıkıntı kalmadı. Biz orayı genişleteceğiz. Bulvar olarak bölünmüş yol olarak yapacağız. Oraya da ışıklandırma yapacağız dediler. Ben bunu sizin aracınızla mahalle sakinlerime ve ilgililere söylüyorum. Onlar bana söylediklerini ben burada aktarıyorum. Tabii yapmazlarsa onların kendi sorumluluğunda. Çünkü bana oranın artık genişletilmesinde bir sakınca kalmadı. Yolun alt kısmında imar uygulaması yapıldı. Oraya 8 kat imar verildi biliyorsun. Hı hı. Işıklı, TOKİ çevresindeki arazilere. Ondan dolayı da eskiden orayı belediye açacağı zaman ücret ödemesi gerekiyordu. Şimdi ücret ödemeden, çünkü artık yani yol kendiliğinden ortaya çıktı. Evet. Belediyenin yolları aşmasında herhangi bir sakınca kalmadı. Ya bunun müjdesini de aldık diyorsunuz. Bunun müjdesini aldık. Önümüzdeki dönemlerde de yani belediyeden hangi belediye başkanı kazanırsa, kim kazanırsa kazansın, hı hı, bu yolu aşmak zorunda. Yani açacak yani. Şimdi A Partisi, B Partisi değil, bize hizmet edecek. Aydın kazanacak. Evet. Önümüzdeki seçimlerde kim kazanırsa Aydın kazanacak inşallah. Ama biz bunu kim gelirse gelsin bu yolu açacak, bu yolu genişletecek. Çünkü önümüzdeki hastane açıldığında bu yol asla çekmeyecek. Aşağıdaki hastaneye evet. açılan yeni yol da çekmeyecek. Şehir hastanesine giden yolu. İzmir yolundan şehir hastanesine ayrı bir yol açılıyor ama şimdi bizim Muğla tarafından gelecek, bu Denizli tarafından gelecek hastalarımız da bu yolda kullanacaklar. Yani yeni yapılan yol işte İncirlova, Germencik, Batı bölgeden gelecek olanlar için bir giriş. Bir de Muğla Karayolu üzerinden. Evet, Muğla Karayolu üzerinden Zeybekler gelenler için açılıyor ama şehir merkezi gene o bulvarı kullanacak. Evet. Genellikle. Evet, Işıklı Bulvarı'yla bu yeni açılacak yolu kullanacak. Onun için Işıklı Bulvarı'nın da bir an önce ışıklandırması yapılacak yani. Onu bana öyle dediler. Biz
Bu kavşak düzenlemesi meselesini daha önce sizle görüşmüştük. Evet. Onlar bana muhtarım kavşak düzenlemesi yapacağız. Işıklandırma için uygun değil dediler. Şimdi artık ışıklandırma için de uygun hale geldi yolumuz. Onlar da bunu bana söylediler. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yani günlerde bunun da açıldığını hep birlikte göreceğiz. Çünkü yaparlarsa onlar kendilerine yapacaklar hizmeti. Evet. Aydın halkına yapacaklar. Bunun da karşılığını aydın halkından alacaklar. Kim yaparsa. Yani kimin yaptığı önemli değil. Yapılan hizmet aydın halkına yapılıyor. Çünkü Zeybek Mahallesi olarak ben muhtar olarak bize yapılacak ama dolayısıyla onlara şey olarak gelecek, oy olarak gelecek. Evet. Kimin yaptığını ben o bağlamda şey yapıyorum. Ben herkes soruyor bana muhtarım burası olacak mı? Aynı sizin sorduklarınız mahalle sakinlerim de soruyor bana. Böyle bir şeyimiz var. Ben bir de sizin aracılığınızla belediye başkanlarından, büyükşehir belediye başkanlarından köpeklerle ilgili varsa bir projelerini bu seçim meydanlarında gittikleri bölgelerde ben Aydın'da en çok köpek barındıran mahallenin muhtarıyım. Evet muhtarım daha önce bunun haberini daha birkaç kez yaptık. Geçen hafta yine bir çocuğumuza yine köpek saldırmış diye bir duyum aldık. Evet. Çocuğumuzun bacağından yaralanmış. Alçıya aldılar çocuğun bacağını. Hı hı. O da Toki'de oturuyor. Toki'de okula giderken köpek saldırısına uğruyor çocuğumuz. Tabii biz bunu defalarca sizlerin aracılığıyla da söylüyoruz. Her tarafta söylüyoruz. Tabii şu ana kadar buna bir çözüm bulamadık. Bizim de hani ben bu az önce söylediğimde en çok köpek barındıran mahallenin muhtarıyım derken bizim oranın Toki'nin çevresindeki arazilerin boş olmasından kaynaklanan dışarıdan köpekleri getirip gizlice bırakıp gidiliyor oraya. Köpeklerde kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapılamıyor. Yani o bölgede yapıyoruz deseler de belediyeler hangi belediye yaparsa yapsın yapamıyor. Niye yapamıyor? Köpekleri yakalayamıyor boş arazide. Daha önce ben belediye yetkilileriyle de bu konuyu bir araştırdım. O bölgede Toki etrafında Zeybek Mahallesi içerisinde 3500 tane başıboş hayvan, evet, sokak hayvanı olduğunu söylediler. Sanırım o sayı o günden bu yana daha da arttı. Daha da artmıştır. Çünkü sizle ben geçen programda siz geldiğinizde orada bir çekim yapmıştık. Yeni doğan yavruları görmüştünüz, evet, siz. Evet. Bunlar sürekli aşılanma olsaydı, kısırlaştırma olsaydı bu yeni yavrular ortaya çıkmayacaktı. Biz köpeklerin öldürülmesinden veyahut da imha edilmesinden şey değiliz. Yani öyle ondan tarafı değiliz yani. Onların da canları var. Onların da yaşam hakları var. Köpekler de yaşayacak ama güvenli bir ortamda hem insanlara zarar vermeyecekleri bir ortamda yaşasınlar. Köpekler. Hem hayvanlar hem insanlar hem güvenli insanlar, olsun istiyorsunuz. Bir kendi ortamlarında yaşasınlar. Kimse kimseden şikayetçi olmasın. Biz çünkü her defasında ben söylüyorum vatandaş beni arayacak köpekten bahsedecek diye korkuyor hale geldim. Yani çünkü bu sıkıntı benim mahallemde çok. Evet. En çok benim mahallemde yaşanıyor. Böyle bunu da inşallah önümüzdeki günlerde aşacağız. Ben belediye, büyükşehir belediye başkanlarımızdan bu başıboş köpeklerle ilgili ne program projeleri varsa seçim meydanlarında bunları açıklamalarını istiyorum. Ben vatandaşın tatmin olması için bunlara çözüm önerilerini söylemelerini istiyorum. Sizin aracılığınızla. Evet, yani bu zaten sizin değil aynı zamanda, mahalle halkının. Mahalle halkının ve Aydın'ın kenar mahallelerinin tamamının bir, evet, şeyi bu isteği benim söylediğim ya şey. Aydın'da sadece sizin mahallede de değil. Benim mahallem çok Ata Mahallesi. Sorun var ama. Ata Mahallesi, Adnan Menderes Mahallesi'nde bu köpekler çok olan mahalleler. Ama en çok benim mahallemde var. Anladım. Peki muhtarım 2009'dan bu yana mahalle adına yaptığınız başka neler vardır? Şimdi ben şey yaptığımda mahalle muhtarı olduktan sonra mahallemde 6 tane 8 tane park yaptırdım. Ben mahalle muhtarı olduktan bu tarafa. En çok park olan mahallelerden birisi Zeybek Mahallesi, Yeşil Alan. Evet. Şimdi 5 tane daha park yapılması gereken park alanımız var. Işık Bulvarı'nın üst kısmında. İmar uygulamasıyla yolun altında da park alanları çıktı. Çıktı. Yapılanmalar oldukça, onlar ortaya çıktıkça onların için de taleplerimiz olacak belediyelerden. Hangi belediye ile ilgiliyse biliyorsun 3000 metrenin altındaki parklar Efeler Belediyesi'ne, 3000 metrenin üstündeki parklar da büyükşehir belediyelerine ait. Çıkacak park alanları, yeşil alanlar hangi belediye ilgilendiriyorsa biz o belediyelere müracaatlarımızı yapacağız. Onlarla ilgili de çalışmalarımızı
yapmaya devam edeceğiz. Ben çünkü insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Evet. Çalışmayı da seviyorum. Ondan dolayı da mahalle sakinlerim bu konuda şey olsun. Ben ayrıca Zeybek Mahallesi'ne biz aile hekimliği olarak Efeler Mahallesi'ne gidiyorduk. Efeler Mahallesi Işıklı Bulvar üzerindeki 5 No'lu aile hekimliğini daha önce Evliya Çelebi'nin altında bulunan aile hekimliğiydi. Orada bize yakın olsun düşüncesiyle 15 seneliğine bir kooperatife genel kurul yaptırdık. Ben yardımcı oldum doktorlarımıza. Orayı 15 seneliğine kiralayıverdik. Sonra ama bizim mahallemiz büyümeye başlayınca bize de bir aile hekimliği lazım dedik. Ben Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Zeybekler Bulvarı üzerinde yukarıda üst kısmında bir aile hekimliği, 3 tane hekimimiz, 2 tane bayan, 1 tane bey doktorumuz var. Mahallemize hizmet veriyorlar. 5-10 numaralı bir aile hekimliği yaptırdım. Hı hı. Aile hekimliğimiz açılınca 2 tane eczanemiz oldu mahallemizde. Bununla ilgili yani birbirini şey yapıyor, tetikliyor artık. Hı hı. Aile hekimliği gelince eczaneler yani de geldi. Ocağı varsa için, evet, eczanede olmak zorunda. Ondan dolayı da mahalle sakinlerim bundan dolayı da bana her zaman teşekkür ediyorlar. Muhtarım Allah razı olsun. Şurada bir şey olduğumuzda araba park sıkıntısı çekmiyoruz, geliyoruz. Aile hekimliğimize ilacımızı yazdırıyoruz gibi şey yapıyorlar. Ben onu da yaptırdım. Ayrıca bizim pazara en uzak noktadaydık biz. Zeybek Mahallesi'ne cumartesi günleri Zeybek Pazarı'nı kurduk Efeler Belediyesi'ne. Semt pazarı. Bir pazarımız var, semt pazarı. Mahalle sakinlerim ondan dolayı da bana teşekkür ediyorlar. Onlar bana oy verdiler. Evet. Bize hizmet etsin diye. Ben de onlara elimden geldiği kadar, gücüm yettiğince onlara hizmet etmeye çalışıyorum. Çünkü onlara hizmet edeceğim diye oy aldım. Pazarımızı da açtırdık. Ondan dolayı da ben mahalle sakinlerime bana ettikleri teşekkürlerden ve ben onlara yaptığım hizmetlerden dolayı onlara ne kadar mutlu olduklarını bana seçimlerde gösterdikleri, verdikleri oylardan anlıyorum. Çünkü ben her üç seçimde de %70'in üzerinde, %80 civarında oy aldım. Her üç seçimde de. Kaç adayla yarışmıştınız? Ben ilk seçimlerde 5 adayla yarıştım. Sonra 6 adayla yarıştım. Sonra 5 adayla yarıştım. Sonra en son seçimde de, 3. seçimde de 4 adayla yarıştım. Şimdi de bir tane bayan arkadaşımız var. Muhtar adayı. Tabii muhtar adayı olmak kolay da mahalleyi tanıyacaksın. Muhtar adayı olmak için. Evet. Mahallenin sokaklarını bileceksin. Mahallenin sınırlarını bileceksin. Şimdi her tarafta mısır patlağı gibi muhtar adayı var. Muhtar adayı var. Ama kimisi, siz şanslısınız, size evet, başka yokmuş. Yani şimdi bunu ben şanslıyım da neden şanslıyım? Ben mahalleye hizmet ettiğim için şimdi diyor ki ya bizim muhtar şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Biz niye çıkalım? Şimdi bize vatandaş bize oy vermeyecek diyor. Yani çıksak muhtar kazanacak yine. Çünkü adam diyor biz şunu yapacağız, bunu yapacağız diyeceğimiz bir şey bırakmadı. Şimdi bunun için niye çıksın? Çıkmadılar. Bir tane bayan arkadaşımız çıktı. O da şans istiyor. Tabii isteyecek. Yani herkesin bu demokrasi bir yarış meselesi. Evet. Bu da vatandaşın tercihi. Zeybek Mahallesi sakinleri beni tercih ederse ben muhtar olacağım, onu tercih ederse o muhtar olacak. Ama mahalle sakinleri bakacaklar. Kim bize iyi hizmet eder? Bunu analiz edecekler. İyi bir süzgecten geçirecekler. Şimdi benim muhtar adayı arkadaşım mahallenin her tarafını dolaşıyor. Herkesle konuşuyor. Konuştuğu kişiler kendi kafalarında bir yorum yapacaklar. Diyecekler ki ya bu bize hizmet verir mi vermez mi? Şimdi bizim mevcut muhtarımızla bizi bir kıyaslayacaklar, kıyaslama yapacaklar. Ona göre bir değerlendirme yapacaklar ki karar verecekler. Kararı verecek olan mahalle sakinlerim. Ben onların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki güçlü desteğine her zaman güveniyorum. Ben onlara da hizmet etmekten zevk alıyorum. Hizmet etmeye de devam edeceğim. Ayrıca mahalle sakinlerime ben şunu da belirtmek istiyorum. Biz zaman zaman ben telefon ediyorlar. Muhtarım biz üniversite hastanesine gideceğiz. Buradan bizim bir otobüs kalkmıyor. Minibüs kalkmıyor. Şehir içi birlik arabaları kalkmıyor. Biz gidip gelmede sıkıntı yaşıyoruz. Ne yapacağız? Bize bir çözüm diyorlar. Bunu belediyeyle görüş diyorlar. Ben şehir içi birlik başkanıyla görüştüm. 10 numaralı minibüsün 10 numaralı minibüsün güzergahlarına bir bakalım muhtarım.
TOKİ'den dönüp gerisin geriye gidiyor. Aynı güzergahtan gitmesi için Zeybekler Bulvarı'ndan çıkıp mahallenin yukarı kısmından tekrar aynı güzergahtan Sigorta Hastanesi, Doğum Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne rahatlıkla gidebilecekler. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, tabii benim oradaki KYK'ya yurdu olması dolayısıyla üniversitede çalışan işçilerimiz var, orada memurlarımız var, bürokratik kesimde çalışanları var. Bunlar öğrenciler gelen otobüsleri dolduruyor. Sabahleyin sen mesai yetişeceksin, sen otobüste yer kalmıyor. Onun için sabahları da belediyenin oraya Zeybek Mahallesi'ne belirli saatlerde seferlerini artırmasını istiyorum ben. Sizin aracılığınızla da bunu söyleyeyim. Şimdi Mehmet Bey, zaten şehir merkezinde bir trafik problemimiz var. Evet. Efeler ilçemizde park yeri yok. Trafik sorunu aşırı artmış durumda. Bu sayede zaten onu önlemiş olacaksınız. Yani bunu gerçekleştirebilirseniz kısmen şehir trafiğini de rahatlatmış olursunuz, evet, diye düşünüyorum. Yani inşallah ben bana söz verildi. Onun için bunu rahatlattıracağız. Ben ayrıca şunu da belirteyim. Benim az önce söyledim. Kadıköy Bulvarı'nın asfalt çalışması başladı. Ondan sonra Zeybekler Bulvarı'nın oradan devam edecek. Kadıköy Bulvarı'ndan Zeybekler Bulvarı'na devam edecek. Sonra Güneydoğu Otoyol Caddesi'nde bizim yapılmayan bir yolumuz vardı. Yol Şube Müdürümüzü aradım. Ekibimizi hazırladık. 2-3 gün içerisinde oraya başlayacağız muhtarım dedi. Güneydoğu Otoyol Caddesi'nde oturan mahalle sakinlerime de bu müjdeyi vermek istiyorum. Orası da birkaç gün içerisinde başlayacak. O da yapılmış olacak. Efeler Bulvarı'nın sıcak asfaltı yapıldı. Onun için de Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Efeler Belediyesi de bazı yerlerde tadilatlar, tamiratlar oldu. Söylediğimizde gelip yapıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Biz yapılanları her zaman takdir ediyoruz. Ama yapılmayanları da biz eleştirmeye ve söylemeye devam edeceğiz. Çünkü yapılan hizmet insana yapılıyor. Mahalle sakinlerime yapılıyor. Evet. Ondan dolayı ben hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Evet muhtarım, 31 Mart'taki yerel seçimlerde demokrasi yarışında ben de varım tekrar diyorsunuz. Yeni dönem için mahalleye yaptırmak istediğiniz en önemli eksik nedir? İsterseniz bununla da noktalayalım artık. Şimdi mahallemizde benim tabii yeni yapılanmalar oldukça yeni problemler, yeni yapılacak olan işler çıkıyor ortaya. Bu sokaklarda belediyelere, caddelerde ve bulvarlarda büyükşehir belediyelerine hizmet yapmaları düşüyor. Burada da benim şimdi yapılanma çok olduğu için benim mahallemde yeni yapılanmalar. Evet. Burada da tabii açılacak bulvarlar var. Şimdi Batı Çevre Bulvarı var, Batı Aydın Bulvarı var, açılacak benim orada. Şimdi bunların, buralarda da bağlantı yol sokakları var. Efeler Belediyesi'ne görev düşecek. Büyükşehir Belediyesi'ne görev düşecek. Bunların yapılmasını temin etmek için çalışacağız. Bir yolun üst kısmında 5 tane yapılması gereken park alanımız var. Hı hı. Yeşil alan var. Şimdi yaptıramadığımız, çünkü çok geçen dönem 5 tane park yaptırdım ben. Şimdi benim oraya park yapılınca herkesin gözüne battı. Her zaman Zeybek Mahallesi'ne yapılıyor parklar diye. Şimdi bu dönem bir tane parkımız yapıldı. Şehit Albay Dilaver Karsavuroğlu Parkı. Bir de belediye başkanımız kitap kafe sözü verdi bize. Bu büyük bir ihtimalle seçim öncesi açılacak kitap kafemiz. Hanelen konaklarının altında bir yerle görüşmüşler. Bana dediler ki başka yer bakmamıza gerek yok. Orayla görüştük dediler. Kitap kafemiz de oraya açılacak. Başka mahallelerde kitap kafe var. Çocuklarımız, gençlerimiz için kitap kafelerinin, yani ben bazı şeyleri şey yapmıyorum ama kitap kafeleri çok benimsiyorum. Çocuklarımız ders çalışabilecekleri, 2-3 çocuklu bir ailenin çocuklarını kendi evinde ders çalışma imkanı olmayabilir. Orada gidip de rahatlıkla ödevini yapıp dersini çalışabilecekleri bir ortam olacak mahallemde. Ayrıca söylediğim gibi bu parkları yaptıracağım. Bir de bu yeni yapılanmalar tamamlanan yerlerde bizim kazılan yollarımız çok. Önümüzdeki dönemde bazı sokaklarımızın döşemelerini tamamen değiştirmeleri için
değiştirmesi için belediyeye bu konuda girişimlerim olacak. Ve önümüzdeki dönem benim bu park 5 tane parkı yaptıracağım. Sokaklarımızın taşlarını değiştireceğim. Yeni yapılanma yerlerin döşenmesi, yapılması, asfaltlaması, yani neyi yapmayı düşünüyorsa belediyeler, onların yapılması için girişimlerimi devam ettireceğim. Çünkü muhtarlar mahallenin ağzı, dili, kulağı. Biz onların temsilcisiyiz. Biz onların ihtiyaçlarını, istek ve dileklerini gerek merkezi yönetime, gerek yerel yönetime iletmekle mükellefiz. Onun için ben elimden gelen her şeyi mahallem için yapmaya devam edeceğim. Onlar bana destek verdiği sürece. Peki. Son olarak neler söylersiniz muhtarım izleyicilerimize? Şimdi ben bütün mahalle sakinlerime bana güvenmelerini, ben çünkü onlara hizmet etmeyi seviyorum. Önümüzdeki seçimlerde de bana güçlü desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Desteklerini bekliyorum. Hepsine bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı çok ve çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bütün mahalle sakinlerime önümüzdeki dönem için son sürat çalışmaya devam edeceğimin sözünü veriyorum. Peki muhtarım, başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Sağ olun. Değerli TV'den izleyicileri, Bir Mahallenin Nabzı programında sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.